Selam arkadaşlar, Sor Paparalı Sor'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine elimden geldiğince sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Başlıyoruz. Papara hesaplarına IBAN ne zaman gelecek diye ilk bölümde de soru gelmişti. Ne yazık ki o zaman bir tarih verememiştim. Ancak bugün size bir tarih verebiliyorum. Eylül'de bitmesini umut ediyoruz. Bu geliştirmenin Merkez Bankası yöneticileri yaptıkları değişiklikle bizim gibi elektronik para şirketlerinin de FAS sistemine dahil olabilmesinin önünü açtılar. Biz de bununla ilgili hızlıca başvurularımızı yaptık. Ve geliştirmelerimizin Eylül'de bitmesini bekliyoruz. Yani Eylül'de her bir Papara hesabının bir IBAN'ı olacak. Papara borsa yatırımlarına açılacak mı sorusu iki şekilde yanıtlanabilir. Çünkü soru iki farklı anlama gelebilir. Birincisi, Papara'nın kendi hisseleri şirketin halka arzı ile borsada alınıp satılabilecek mi? Bunu cevaplayalım. Yakın zamanda böyle bir düşüncemiz yok. Uzun vadede olabilir. Papara çok hızlı büyüyen bir şirket. Belki bir noktada halka arz düşünebiliriz. 3 yıl sonra düşünmeye başlarız diye tahmin ediyorum ben. Bugün değil. Sorunun bir diğer anlamı ise şu olabilir. Papara üzerinden, Papara uygulaması içerisinden hisse senetleri alınıp satılabilecek mi? Bu sorunun cevabı evet. Biz bu özelliği açıkçası geliştirdik bile. Hem yabancı borsa hisseleri hem Borsa İstanbul hisseleri Papara üzerinden alınıp satılabilecek. Bunlar dışında yatırım hesabı içinden farklı yatırım ürünlerine de kullanıcılarımıza erişim vereceğiz. Peki ne zaman bu yayınlanacak sorusunun net bir cevabı yok açıkçası. Burada bir aracı kurum ile Papara elektronik para şirketi olarak işbirliği yapmak zorunda. Bunun getirdiği bir takım zorluklar var. Bizi yavaşlatan durumlar var orada. Onları aşmak için ciddi adımlar atıyoruz. Bu sene içerisinde mutlaka gelir diye düşünüyorum. Ancak net bir tarih vermem zor. Ama yatırım ürünlerinde Papara'da alıştığınız hızlı, kolay, hesaplı, keyifli deneyimi çeşitli yatırım ürünlerinde mutlaka yaşayacaksınız. Daha önce gördüğünüz her şeyden farklı tecrübeleri yatırım ürünlerinde de diğer işlerde yaptığımız gibi kullanıcılarımıza hissettireceğiz. Bu yıl bizim o kadar çok projenin, çalışmanın sonucunu alacağımız bir yıl ki saymakla bitmeyecek. Ama elimden geldiğince saymaya çalışayım. Öncelikle biz artık yeni bir pazarda daha var olmak istiyoruz. Yurt dışına açılmak istiyoruz. Özellikle de bahsetmek gerekirse Avrupa'ya açılmak istiyoruz. Yatırım ürünlerimizi kullanıcılarımızla buluşturalım istiyoruz. Hatta birden fazlasını bu yıl bitmeden tamamlayalım istiyoruz. Yenilikçi, hızlı, heyecan verici sigorta ürünlerini bambaşka deneyimlerle kullanıcılarımızla buluşturalım istiyoruz. Yurt dışına para transferini aslında bitirdik. Yine çeşitli sebeplerle bekletiyoruz. Onu da kullanıcılarımızla buluşturacağız. Fiziksel POS ürünümüz bitmek üzere bitti. Hatta şu anda 100-150 adet fiziksel POS'umuz sahada test ediliyor gerçek işlemlerle. Sanal POS ürünümüz var. Ticari alandan devam etmek gerekirse. Ticari uygulamamızı yayınlıyoruz bu sene. Onun da bitmesine az kaldı. Küçük ve orta ölçekleri işletmeler için yazdığımız gerçekten çok keyifli bir uygulama oldu. Kolayca ödeme alabildiğiniz, ödeme dağıtabildiğiniz, kurumsal ticari kart kullanabildiğiniz, fiziksel sanal postlarınızı yönetebildiğiniz bir uygulama. Bunlar dışında hesapların hepsine birer IBAN tanımlayabileceğiz. Bu çok heyecan verici. FAS sistemine kendimiz dahil olabileceğiz. Tıpkı bankalar gibi bu da çok heyecan verici. TR kare kod ile ödemeler yapılabilecek uygulamadan bunu da geliştiriyoruz. Açık bankacılık ile banka hesaplarınızın hepsini Papara uygulaması içerisinden görüp yönetebileceksiniz. Bu da keyifli bir iş gerçekten. E-spor alanında bir yatırımımız var. Tahmin edebileceğiniz bir şey. E-spor dünyası bizim sevdiğimiz bir dünya ve burada önemli bir yatırım yapıyoruz. Oyun yayını yapan ya da farklı yayınlar yapan kişiler için bağış özelliğini geliştirdik. Yani Twitch'te yayın yaparken birisi diğer kişilerden Papara ile bağış alabilecek. Bu da çok keyifli oldu gerçekten. Mevcuttaki çözümlerin hepsinden çok daha iyi bir çözüm oldu. Yani velhasıl çok uzun bir liste arkadaşlar, kusura bakmayın. Ama bu yıl heyecan verici bir yıl bizim için. Birçok tohum ektik. Hepsinin mahsullerini her ay yavaş yavaş toplamaya başlayacağız diye umut ediyorum. Kredi kartı ürünü yakın zamanda yayınlamaya çalıştığımız bir ürün değil açıkçası. Böyle bir ürün geliştirmeyi yakın zamanda öngöremiyorum ben. Yapmak isterdik tabii ki ama Papara'da borçlandırma ürünlerini yapmaya çok hevesli değiliz biz. Mutlaka bir noktada yapacağımızı biliyorum. Yapmamız gerektiğini de biliyorum.
çünkü. İnsanların beklentisi bu yönde bir finansal buluş. Gündelik hayatımda kullandığım hesap bana kredi de verebilmeli beklentisi var. Bu sebeple mutlaka bir noktada biz kredi kartı ve diğer kredi bazlı ürünler kullanıcılarımızla buluşturacağız ama bu yıl yapacağız diyemem açıkçası. Ne zaman olur bilmiyorum. Çok ilişkili değil ama yine de söyleyeyim, papara hesabınızdaki tutarların değer kazanabilmesi, bir getiri sağlayabilmesine yönelik çalışmalarımız var. Messi mi Ronaldo mu? Benim gerçekten futbolla çok çok az alakam var. Ben Ronaldo'nun Arabistan'a transfer olduğunu bugün öğrendim. Bugün 3 Mayıs 2023. Dolayısıyla yani ne derim bilemiyorum ama şimdi kulüp sahibisiniz, ikisinden birini transfer edeceksiniz, hangisini edersiniz gibi bir soruyla karşılaşsam mesela ne yapardım? Yaşlarına bakmak lazım, kaç yıl daha oynar diye bakardım, hangisi daha ucuz diye bakardım. Bir de elimdeki takıma hangisi daha uyuyor diye bakardım ama bu böyle yani bu da beklediğiniz cevap değil muhtemelen. Geçelim. Yuvarlayarak biriktirme özelliği ne zaman gelecek sorusu birinci bölümde de vardı. Bu bölümde biraz geciktirmiş olmanın avantajı diyelim. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu özellik geldi. Ki ben yuvarlayarak artık, ben hala bağış yapıyorum ama birçok arkadaşımız yuvarlayarak biriktiriyor. Ben cashbacklerimi biriktirmeye başladım şahsen, onu o değişikliği söyleyebilirim. O özelliğimiz de yeni geldi. Yuvarlayarak biriktirme özelliği de birikim hesaplarına geldi. Hayırlı olsun. Bunu soran arkadaşımız umarım kullanmaya başlamıştır bile. Papara yurt dışına ne zaman açılacak? Bu sene açılacak. Umuyorum ki bu sene açılacak. Ne yazık ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Türk şirketlerin yurt dışında iş yapması özellikle batıda, batılı şirketler kadar kolay değil. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Harika işler yapıyoruz mesela. Beyaz eşyada Avrupa devi Türkiye. Ne mutlu bize. Otomotivde de öyleyiz. Ancak finansal şirketler için Türkiye'nin FATF gri listesinde olması için işler çok hızlı gitmiyor. Biz geçen sene yurt dışına açılmayı planlıyorduk. Avrupa'ya açılmayı planlıyorduk. İşler istediğimiz kadar hızlı gitmedi. Ancak bu sene işlerin iyi gitmesini bekliyoruz. İki farklı papara gibi şirketi satın almak üzere niyet sözleşmelerini imzaladık. Ki birisi gerçekten oldukça yüksek değerlemelere ulaşmış. Yüksek tutarlarda 40 milyon dolar olması lazım. Yatırım almış bir şirket. Bulunduğu pazarda oldukça dikkat çeken, Türkiye'de de oldukça bilinen bir marka. Hepimiz için çok gurur verici bir iş olacak. Bu satın alma tamamlandığında umuyorum ki onu da önümüzdeki aylarda açıklayabileceğiz. Papara daha fazla marka ile cashback kampanyası yapmayı düşünüyor mu? Evet düşünüyor. Her zaman kullanıcılarımıza sunabileceğimiz en iyi cashback deneyimini sunmayı hedefliyoruz. Cashback programını ile ilgili şöyle bir değişiklik yaptık, onu da söyleyeyim. Eskiden beri zaten biz programı uzun süreler değiştirmeyelim. Kullanıcılarımız sürekli takip etmek zorunda kalmasın. Başladı mı bitti mi, ne şartlaydı, şu muydu bu muydu düşündürmeyelim, endişelendirmeyelim kimseyi. Hedefimiz vardı cashback programı ile ilgili. O devam ediyor. Bunu biraz daha tanımlı hale getirdik. Artık her 3 ayda bir cashback program programlarımızda olan değişiklikleri duyuruyoruz ve 3 ay boyunca değiştirmeme taahhütü veriyoruz kullanıcılarımıza. Zaten yaklaşık böyle yapıyorduk ama artık adını da koyduk. Her 3 ayın sonunda yeni yılın çeyreğinin başlangıcında cashback programlarımızı duyurmaya başladık. Beşiktaş kart çıkarma hedefimiz var mı? Planımız var mı? Evet var. Çok mutlulukla söyleyebilirim ki bu konuda çalışmalarımıza başladık. Ne özellikleri olacak, ne fayda sağlayacak, her şey belli. Tasarımını bitirmek üzereyiz. Umuyorum ki lig başlamadan önce kullanıcılarımızla buluşturmuş olacağız Beşiktaş kartı. Aynı zamanda gelecek sezon için Beşiktaş'ın konç sponsoru iken artık formada kolda yer almaya başlayacağız. Bu da bizim için mutluluk verici bir gelişme. 20 yaşında bir genç ne kadar kazancı olursa şirket kurabilir? Bana göre bu sorunun cevabı sıfır. Hiç parası olmasa da şirket kurabilir. Evet, şirket kurmanın maliyeti var, bunu biliyorum. Ama bir şeyler üretmenin, ortaya bir fikir koymanın, araştırma yapmanın, bir plan yapmanın, birilerine inanıp yatırım yapacağı bir şeyleri ortaya koymanın maliyeti sadece entelektüel maliyet. Bu şekilde başlayabilirsiniz. Sıfırla başlanabilir. Böyle yapmaya çalışmanız konusunda da sizi destekliyorum. Sevgili gençler, hiç kimseden bir şey beklemenize gerek yok, kendiniz yapmanız lazım. İşinizi bırakmanıza gerek yok, çalışırken başlayabilirsiniz. Bir yandan şeyler üretebilirsiniz.
öğrenciyseniz okulunuzun bitmesini beklemenize gerek yok. Okulu devam ettirirken yapabilirsiniz, bırakıp da yapabilirsiniz. Çok fazla seçenek önünüzde var. Tek yapmanız gereken gerçekten yüksek bir efor sarf etmek. Böyle şirket sahibi olmak, sıfırdan gelip aileden kalan bir şeyi olmayan birisi için kolay bir şey değil. Gerçekten yorucu bir şey. Onu göze alan herkes belli entelektüel birikimleri de varsa bir noktaya gelebilir girişimci olarak diye düşünüyorum. Metal Kart programının kendine ait bir cashback programı aslında artık var. Bunu da yayınladık web sitemizde. Metal Kart'ın detaylarında görünüyor. Bu program Mastercard Traveler Rewards adı. Aslında Mastercard'ın gümüş logolu bu kartının kendiliğinden gelen bir özelliği. Geçmişten beri de yurt dışında kullandıysanız size denk gelmiş olabilir. Metal Kart'ın bu cashback'leri. Her ülkede farklı farklı programlar var. Ama çok yüksek cashback'ler verdiği gerçekten çok iyi markalar mevcut. Metal Kart sahiplerini ya da almayı düşünenleri bir göz atmaya davet ediyorum buradan. Ben her yurt dışına çıktığımda Metal Kart cashback nerede var diye bakıp eşime oradan hediye seçiyorum şu anda. Umarım siz de öyle yaparsınız. Çok güzel bir soru. Ben bu soruyu görünce çok mutlu oldum. Neden? Sanırım bunun sorulacağı bir marka olmamız hoşuma gidiyor. Şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Ancak büyük festivallere sponsor olmak isteriz. Gençlerin dünya yıldızlarını izlediği, Türkiye'deki en iyi sanatçıları izlediği festivaller coşkuyla yaşansın. Biz de orada destekçi olalım. Çok isteriz. Şu an için böyle planımız yok ama. Döviz hesapları elektronik para şirketleri için kalıcı olarak kapandı. Merkez Bankası yönetmeliklerinde yapılan değişiklik ile arkadaşlar. Bu bizim kararımız değil. Bu Merkez Bankası'nın çıkardığı regülasyonlar sonucunda yaptığımız bir değişiklik. Bu regülasyonlar değişmediği sürece elektronik para şirketi olarak teknik bir anlatım bu ama yapmamız zor. Ancak bir işbirliği ile yapmamız mümkün görünüyor. Bir aracı kurum ya da bir banka ile yapacağımız işbirliği sonucunda döviz hesaplarını tekrar açmak istiyoruz. Özetlemek gerekirse uygulamada hala görüyorsunuz. Biz çünkü belli bir vadede mutlaka tekrar açabileceğimizi umut ediyoruz. Buna inanıyoruz, bu konuda çalışıyoruz. Ancak bunun için net bir tarih vermem ne yazık ki şu an mümkün değil. Bize arkadaşlar gelen en büyük şikayet kartım gecikti, kartım ne zaman gelir? Bunu sosyal medyaya da bol bol yazıyorsunuz, bize de bol bol iletiyorsunuz. Hepinizden çok özür diliyorum kartı geciken herkesten. Daha önce de cevaplamıştım bu soruyu, bunu tekrar eklemişiz bu bölüme de. Cevaplayalım çünkü bazı değişiklikler yaptık. Burada yeni yeni şirketlerle, iş ortaklarıyla denemeler yapıyoruz. En başarılı, en hızlı iş ortaklarıyla iş hacmimizi büyüterek performansımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında biz Papara'ya kart teslimatlarını yapması için kuryeler işe almaya başladık, motokuryeler. Çok iyi gidiyor gerçekten. Bir saat içinde kartını teslim ettiğimiz birçok kullanıcımız oldu. Dolayısıyla ortalama kart teslim süremizde dramatik bir iyileşme var. Ancak hala ortalama süremiz tatmin edici seviyede değil. Kendi kuryelerimizle ilgili ancak şöyle bir açıklama yapayım. Bunlar henüz her şehirde yok. İstanbul'da belli ilçelerde hizmet veriyoruz kendi kuryelerimizle kart teslimi için. Yavaş yavaş büyüyen bir ekip. Bu ekip iyi de gidiyor diyebilirim. Başarısız olduğumda motivasyonumu da yitirdiğim oldu, umudumu da yitirdiğim oldu arkadaşlar açıkçası. Motivasyonum yok, umudum yok, mutsuz oldum. Ama sanırım şunu yapmadım diyebilirim, çalışmayı bırakmadım, uğraşmayı bırakmadım, devam ettim. Yani size burada muhteşem motivasyon cümleleri belki kuramayacağım bu konuda ama bence en önemlisi ne olursa olsun mücadeleyi bırakmamak, çalışmaya devam etmek, uğraşmaya devam etmek. Benim birçok başarısız girişimim oldu. İnternette böyle tuttuğum klasörde girişime dönüşmüş ya da üzerine çok çalıştığım fikirler listem var. Geçen baktığımda 200'den fazlaydı. Bunların arasında üzerine aylarca çalıştığım fikirler, çalışmalar var. Şirket kurup kapattığım fikirler var. Ama yapmaya, denemeye devam ettik. Bu iş böyle.
Apple Pay'i etkinleştirip etkinleştirmemek bizim kararımız değil. Apple Pay kendisi Türkiye'de faaliyet göstermiyor. Çünkü Türkiye'deki mevcut ödeme sistemleri, yönetmelikleri onların sistemlerine uymuyor. Daha doğrusu kendileri gelip buraya uyum sağlamıyorlar. Gelip sağlarlarsa burada onlarla biz çalışmaya başlayabiliriz. Sadece biz değil, diğer bankalarda öyle. Kimse kendi başına gidip tek başına Apple Pay'i Türkiye'ye getiremez. Apple'ın kendisinin buraya gelip regülasyonlara uyup bizim gibi şirketlerle iş ortaklığı yapması lazım. Konu bu kadar aslında, bizim elimizde değil. Elektronik para şirketleri kullanıcılarının bakiyelerini faaliyetlerinde kanunen kullanamıyorlar arkadaşlar. Bizdeki kullanıcı bakiyelerini biz bir yere götürüp fon alıyoruz, faizde işletiyoruz gibi bir durumumuz yok. Kullanıcı bakiyeleri doğrudan Merkez Bankası bilgisi dahilinde açılmış, bankalarda özel bir statüde olan koruma hesabı denen hesap tiplerinde korunuyor. Ve o bakiyeler bizim operasyonumuz için kullandığımız, giderlerimizi ödediğimiz, maaşlarımızı ödediğimiz fonlardan tamamen ayrık olarak saklanıyor. %100 karşılıklı saklanıyor. Hatta %100'den de fazla. Büyüklüğümüze göre ek %1 ya da 2 gibi bir şey olması lazım. Kullanıcı bakiyelerin üzerine belli bir tutar kendiniz de para koyup o şekilde saklamanız gerekiyor. Kanun bu şekilde, yani bir bankanın kendi fonlarını kullanıp kredi vermesi gibi bir durum bizim için söz konusu değil. Yani fiziksel şubesi var diye bir finansal kurum battığında oradan paranızı alacağınız anlamına hiç gelmiyor bu. Ben Türkiye'de böyle şeyler olacağını hiç sanmıyorum hiçbir kurum için. Elektronik para şirketleri için bu daha da az söz konusu diyebilirim. Yani özetle arkadaşlar, biz kullanıcılarımızın bakiyelerini koruma hesaplarında saklıyoruz ve o paralara biz dokunmuyoruz. Kendi işlemlerimizde, harcamalarımızda kullandığımız paralar kendi paramız, şirket parası. Onlar kullanıcı bakiyeleri ayrı. Garip bir soru ama siz de Papara kullanıyor musunuz? Evet, garip bir soru. Neden? Çünkü biz kullanıcı tecrübesi odaklı bir şirketiz bize göre. Kullanıcı tecrübesi her şeyden önde gelir. Bunu sağlamak istiyorsanız eğer, siz de kullanıcılarınızın ne yaşadığını, ne tecrübe ettiğini her gün, her işleminizde mutlaka deneyimliyor olmalısınız. Ben öyle yapıyorum. Yani şirket içinde her özelliği en çok kullanan, en detayıyla kullanan, başka şekilde böyle bir ürün geliştiren, teknoloji geliştiren bir şirketi yönetmek bana göre çok mümkün değil. Ben her detayıyla ilgileniyorum ürünlerimizin, kullanıcı tecrübesinin. Ne mesaj gördük, ne hata aldık, ne senaryoda ne oluyor. Hepsini deniyorum, biliyorum her detayıyla. Kartı unuttuk. Evde, kasadayız, ne yapmalıyız? Ne yazık ki şu an yapacak bir şey yok. Bu sorunun cevabı beni de üzüyor. Ancak yapabileceğiniz bir şey yakında geliyor. O da kare kod ile ödeme özelliği. Her posta bugün Türkiye'de kare kod oluşabiliyor. İşlem anında ben kare kodla ödemek istiyorum derseniz her postun üzerinde kare kodu oluşuyor. O kare kodu telefonunuzdan okuttuğunuzda Papara'da da işlemi bitirebileceksiniz. Ödeme işlemini tamamlayabileceksiniz. Bunu da Eylül'e kadar çıkarmış olmayı umut ediyorum ben. Papara'ya yeni kartlar sürekli ekleniyor. Koleksiyon kartlarımız var. Joker kartımız, ben çok beğenerek kullanıyorum. Acayip güzel bir tasarım var bana göre. Batman kartımız da oldukça güzel. On binlerce de satılıyor açıkçası. Kullanıcılarımızdan bu ilgiyi görmek de benim hoşuma gidiyor. Bunlar dışında takım kartı çıkartacağımızdan bahsettim. Beşiktaş kartı. Başka takımların kartlarını da çıkartabiliriz spor özelinde. Bu özellikle yani yeşil kartı diyebileceğimiz kartlar dışında Papara'da aslında var olan rengini seçip aldığınız Papara kartlara büyük bir değişiklik gelecek. Ben bu konuda çok heyecanlıyım. Gelecek değişiklik şu: bu kartların üzerine kendinizi ifade edebileceğiniz bir çizim ya da bir yazı ekleyebileceksiniz. İstediğiniz rengi seçip üzerine bir istediğiniz emojiyi koyabileceksiniz. Üzerine bir yazı yazabileceksiniz. Bir sanatçının bir çizimini uygulayabileceksiniz kartınızın üzerine. Ben çok çok heyecanlanıyorum bu konuda. Bir an önce gelsin istiyorum. Umarım sizler de bitirdiğimizde beğenir ve kullanırsınız. Ben çok iyi olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Benim düşündüğüm şey çok daha iyi olabileceğimiz, çok daha iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama siz böyle düşünüyorsanız teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok çok daha da iyi olacağız diyebilirim. Ve soruların sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
başlarken söylemek istemedim çünkü üzücü bir konu. Bu soru cevapların videosunun yayınlanması gecikti çünkü bu sırada deprem oldu ülkemizde ve hepimiz çok çok üzüldük. Hepimizin hayatı durdu. Hala da üzülmeye devam ediyoruz. Hala elimizden geleni, var gücümüzle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz deprem bölgesi için. Hepimize büyük geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Umarım bir daha böyle acılar ülkece yaşamayız. Tekrar teşekkür ederim dinlediğiniz için. 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.